Birikim Gayrimenkul Ege Meclisi'ni sunar. Egemenliğin kayıtsız şartsız halkta olduğu Ege Meclisi'nden iyi akşamlar. Sevgili izleyiciler, kentin sakini değil, sahibi olmaya devam ediyoruz Ege Meclisi, Ege TV olarak. Bugünkü konuğumuz Ege'den, Manisa'dan, güzel Ege'nin güzel ilçelerinden, illerinden birisi Manisa'dan, ilçelerini de konuşacağız. Manisa Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hasan Ören'le bugün Manisa'yı ve genel siyaseti konuşacağız. Manisa'nın büyükşehir oluşunu konuşacağız. Şu anda 3 tane belediyesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaç taneye çıkaracaklarını konuşacağız. Sayın Vekil'e sormak istediğiniz soruları gerek telefon numarasıyla gerekse elektronik posta adresiyle bizlere ulaştırabilirsiniz. Biz de buradan sorularınızı Sayın Vekil'e, Hasan Ören'e, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili'ne soracağız. Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz, iyiyiz. Kırmadınız, geldiniz ve bir saatlik güzel bir sohbet olacak. Dolu dolu bir sohbet olacak. Yalnız Ege Meclisi ekibi Manisa'ya gitti. Milletvekillerinden ne istiyorsunuz? Mesajınız var mı Sayın Hasan Ören'e? Mesajınız var mı dedi sevgili izleyiciler. Ege Meclisi ekibinin röportajını birlikte izleyelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir mesaj var mı? Çalışmalarından memnun musunuz? Valla çalışmalar güzel, memnunuz. İyi bir şeyler yapıyorlar. Peki Manisa'nın kalkınması için ne gibi çalışmalar yapılabilir? İlk önce Manisa yeniden TÜİK yapması lazım. Kiralar çok yüksek. Ben kendi kirada oturuyorum. Bir TÜİK yapılsın da biz bir TÜİK içinde bir ev sahibi olalım. Valla yollar yapılıyor, parklar yapılıyor. Her türlü ne gerekiyorsa yapılıyor. Peki milletvekilleri halka inebiliyorlar mı? Yani halkın görüşlerini de önemsiyorlar mı? Önemsiyorlar tabii ki. Önemsemeseler olmaz bu işler. Çok iyi çalışıyor. Mahallemize gelip derdimizi dinliyoruz. Hatırımı soruyor. Kendisini çok beğeniyoruz. İnşallah aynı dürüstlükte başarı devam etmesi gerekiyor. Temelimiz bu. Manisa sorunları var. Türkiye'nin sorunları var. Bu konuda bizim vekillerimizden istediklerimiz Manisa ile ilgili ortak akıl çerçevesinde toplanmaları, bununla ilgili süreç içerisinde hizmetler üretmeleridir. Ben Manisa'lı olarak milletvekillerimizin genel olarak çalışmalarından memnunum. Şu an stüdyo konuğumuz CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören. Sormak istediğiniz bir soru var mı? Ya da iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet. Milletvekillerimiz beklediğimiz tabii Manisa'nın kalkınması. Çok güzel çalışma yapıyor. Çok çok beğeniyoruz yani. Gayet iyi çalışıyor yani, gayet iyi. İnşallah daha iyi olur yani. Peki Manisa'nın kalkınması için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Daha gelişmiş, daha iyi çalışmalar olabilir yani. Daha duyarlı olmaları lazım. Yani insanlara veya esnaflara daha gezip gelip bunların dertlerine sorup bir şeyler yapmaları lazım. Manisa şu anda kalkınıyor. Sanayimizce kalkınıyor. Ama ilerisini düşünmüyorlar. İlerisi için yatırım yapılmıyor. Gediz Ovası'nın temizlenmesi, orayı tamamen böyle balıkların yüzmesi, yeşilliğin tekrardan olmasını isteriz yani. Kültür etkinliklerinin daha fazla olmasını. Yani. Peki milletvekilleri halka inebiliyorlar mı? Hayır, ben şimdiye kadar hiçbir milletvekiline karşılaşmadık da halkla indiklerini de görmedim. Belki ben de karşılaşmadım. Karşılaşan, konuşan insanlar olabilir. Manisa'nın kalkınması için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Yani Manisa'da neler eksik? Valla Manisa'da her geçen gün yeni bir şeyler yapılıyor. Manisa ne diyeyim, gelişmeye müsait ve sanayi bakımından da son yıllarda 5-10 yıldır atılım yapmış. Türkiye nasıl gelişiyorsa Manisa'nın da ondan yeterince pay aldığını düşünüyorum. CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören stüdyo konuğumuz. İletmek istediğiniz bir mesajınız var mı ya da çalışmalarından memnun musunuz? Var efendim. Şöyle ki var, şehrimizin içerisine bir tertip verirsinler daha iyi olur. Daha millete karşı büyük şehir olduğuna göre, sanayi büyük şehir olduğuna göre güzel bir düzen verirse de daha iyi olur. Manisa işte önümüzdeki şey büyük şehir ve aday. Oraya büyük bir ihtimalle ve büyük şehir oldu. Daha güzel şeyler, yatırımlar yapılabilir. Hastane, bölge hastanesi yapılacaktı. Onu
ne durumda, herhangi bir bilgi yok. Onların yapılması, konut yapılması, çünkü Manisa'da göç aldığı için konut sıkıntısı var. Sonra bizim Sipil Dağımız var, bunu turizme açılıp buraya daha güzel şeyler kazandırılmasını bekliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Manisalıların söylemleri bu şekildeydi. Sayın Ören'e, Sayın Hasan Ören'e sormak istediğiniz soruları gerek telefon numarasıyla gerekse elektronik posta adresiyle sorabilirsiniz. Dolu dolu bir saat sizlerle birlikte olacağız. Sayın Vekilim, neler söyleyeceksiniz röportajlara? Vallahi ilk önce teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizi yurttaşlarımızla buluşturduğunuz için bu renkli camdan çok kolay ulaştırıyorsunuz bizi seçmenlerimize, yurttaşımıza. Ben bizi seyreden ve tahmin ediyorum bir saat veya 50 dakikalık çok güzel geçecek bir program olacağına inanıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu Manisalıların çoğu işte konut dedi, TOKİ dedi ve işte halka inmeliler dedi, esnafı ziyaret etmeliler denildi. Neler söyleyeceksiniz? Doğru, yani yurtta seçtiği insanlara dokunmak istiyor. Yaklaşmak istiyor. Seçildiğimiz gün veya seçileceğimiz günde nasıl davranıyor isek o davranış biçiminin hiç değişmeden milletvekili süresi içerisinde de devam etmesini istiyor. Elimizden geldiğince çalışıyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 milletvekiliyiz. Gerçekten müthiş aramızda tatlı bir rekabet, tatlı bir yarış var. Bu zaten yaşamın her bölümünde böyledir. En küçük aile biriminden tutun, büyük şirketlere kadar, siyasete kadar rekabet var ise hizmet vardır. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 milletvekili, ki de biri de bayan milletvekilidir. Evet. Ön seçimden çıkmıştır. Evet. Manisalı bize sahip çıkıyor. Biz de Manisalı'nın gönlünden çıkmamak için elimizden gelen her türlü çalışmayı gayretle yapıyoruz. Evet. Sayın Vekilim, bu Manisa'nın büyük şehir olma durumu söz konusu, artık yasalaştı büyük bu. Şehir. Büyük şehir artık. Tabii işlem olarak da seçimlerden sonra direkt büyük şehire aday olunacak. Bu belediye başkanları adayları çıkacak önce, ondan sonra da adaylar olacak. Manisa'nın büyük şehir olması da ne kazandırır ne kaybettirir Manisa'ya? Ali Bey, tabii ki gündemi belirlerken önemli olan vatandaşa bir algıyı yerleştirmektir. Manisa'nın büyük şehir olmasıyla ilgili müthiş bir algı yerleştirildi. Peki bu büyük şehir olması doğru mudur? Tabii ki doğrudur. Hizmetler daha mı çok gidecek? Eğer gerçekten hükümetin veya iktidarın elinde verilecek daha çok para var ise, büyük şehir olduğunda büyük şehrin gelirlerini artıracak ise, tabii ki Manisa büyük şehir olmakla kazançlı çıkacaktır ve oldu. Biz Cumhuriyet Halk Partiler, biz milletvekilleri büyük şehir olmasına karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz bir tek nokta var. Bir, köy tüzel kişiliklerini kaldırıyorsunuz. İki, beldeleri, belde belediyelerini kapatıyorsunuz. Şimdi bir terslik var olayda. Mesela Bekir Bozdağ, AKP'nin başbakan yardımcısı, milletvekili seçimlerinde dar bölge sisteminden bahsediyor. Diyor ki milletvekili sistemi dar bölge sistemiyle gerçekleşmeli. Niye? Efendim dar bölgede milletvekili hiç olmazsa seçmenini daha iyi tanır. Dar bölgedeki sorunları daha iyi özümser ve parlamentoya da bunları taşıyabilir diyor. Haklı mı? Haklı bence. Peki siz milletvekili seçimlerinde dar bölgeyi savunurken şimdi büyük şehirle 270 kilometre ilerideki Demirci'nin Mahmutlar Köyü'ne nasıl hizmet götüreceksiniz? Milletvekilinde dar bölge, dar bölgede milletvekilleri konuya hakim olsunlar, tanıdıkları çevrede sorunlara teşhis koysunlar ve bunların oluşumuyla ilgili iktidar ise yerine getirsin, muhalefet ise bunların yapılmasıyla ilgili gerekli olan tartışmaları açsın düşüncesi hakim iken şimdi biz burada belediyeleri kapattık. Yani bu belde belediyelerini kapattığımızda neresinden tasarruf edeceksiniz? Sadece seçilmiş olan belediye başkanını almanın dışında bir tasarruf şu an AKP milletvekillerinden birisi şuraya gelsin, tartışalım, göstersin. Başkanlık sistemin altyapısı mıydı bu? Tabii ki öyle algılanıyor, öyle düşünülüyor. Yani bu
AKP'nin topluma renkli camlardan ve yazılı basından algı olarak verdiği bu. Yoksa siz 1,5 milyonluk bir şehirde bütün şehir olarak ana yollar ve kanalizasyonlar büyük şehire ait olmak kaydıyla Selendi'nin kasabasına, beldesine, köyüne nasıl hizmet götüreceksiniz? 240 kilometre. Uşak'a daha yakın. 60 kilometre Uşak, evet. 235 kilometre Selendi'nin köyü. Siz asfalt dökeceksiniz veya künk döşeyeceksiniz veya altyapıyı yapacaksınız. Ne yapmanız gerekli? Aracı Manisa'dan çıkaracaksınız, oraya götüreceksiniz. Çünkü Selendi Belediyesi'nin işi değil kanalizasyonu yapmak, ana arterleri yapmak, büyük şehrin işi. Evet. Peki bu mesafede 230 kilometrede nasıl yapacaksınız bu hizmeti? Efendim biz bir istasyon kururuz. İstasyonları kapattınız belde belediyelerini. Şube gibi. Onlar istasyondu. Evet. Şimdi bizim itirazımız buna. Efendim çok para girecek. Çok paranın girmesi için ağanın eli tutulur mu? Yani bugün çok para var ise veya verilecek bir para var ise Manisa Belediyesi'ne versin bu parayı. Veya ilçe belediyelerine versin bu parayı. Köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması ve belde belediyelerinin yok edilmesi bence bu proje içerisinde yanlış olanıdır. Peki Sayın Vekilim, kaç ilçe vardı Manisa'ya bağlı? Şimdi Büyükşehir Yasası'nda 16 ilçemiz vardı Ali Bey. Şimdi 2 merkez ilçe ilave edildi. 15 ilçemizle beraber 17 ilçemiz oluştu. 16, 15 miydi? 15 ilçe, bir de merkez ilçe, evet, olarak saymak gerekir. 16 ilçeydik. Merkezi ikiye böldüler. Şimdi 17 ilçemiz oldu Manisa'da. Evet, sorular gelmeye başladı. Musa Çimen aramış Almanya'dan. Güzel. Evet. Arabayla Türkiye'ye gelmek emeklilere arabalar için bir yıl müsaade ediliyor. Müsaade dolduktan sonra araç yurt dışına çıkıp en az 185 gün yurt dışında kalması gerekiyor. Biz emeklilerin burada yeri var, yurdu var. Bu işlemin daha önce bir gündü. 3 güne çıktı. 3 gün oldu. Şimdi 6 ay oldu. Buna bir çözüm bulsunlar. Gümrük Bakanlığı'na ve CHP Genel Merkezi'ne yazdık. İnsan Hakları Komisyonu'na yazdım. Çözüm bulunsun. Vekilimizden destek bekliyoruz demiş. Ben o yazıyı alıp bununla ilgili gerekli çalışmaları parlamentoda yapıp bunu dile getireyim. Ama bu süreçler kısalacağına, bu ve buna benzer olaylarda süreçlerin uzadığını görüyoruz. Sözde E-Devlet modeline geçtik. Her şey daha böyle hızlı bir şekilde akacaktı. Ne yazık ki tam tersi oluyor. Evet. Mustafa Şahan aramış. Sayın Vekilim bu çözüm süreciyle ilgili ne düşünüyor demiş. Bu böyle bir soru bizde vardı. Çözüm sürecini desteklemeyen iki bölgeden biri Ege'de, Ege ve bu konuda Manisa öne çıkıyor. Hı hı. Manisa çözüm süreciyle ilgili neler? Girelim mi çözüm sürecine? Girelim. Evet. Ve çözüm süreci ve akil insanlara girelim istersen. Akil insanlara, evet, girelim. Ali Bey, şöyle onu da şöyle başlayalım. Sayın Kılıçdaroğlu bu çözüm süreciyle ilgili tam destek, açık kredi dedi. Ne, evet, oldu? Evet. Neden sessiz kalındı? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bununla ilgili söylenecek o kadar çok şey var ama ne yazık ki ya kendimizi iyi ifade edemiyoruz veya gerçekten son 50 yılda yazılı basın ve görsel medyadan ancak bir iktidar bu kadar destek görür. Yani ben istiyorum ki bu akil insanları, barış sürecini, şurada bir AKP'li arkadaşımız olsa da konuşsak. 5 yıldır bu parlamentonun üyeleri iktidarıyla muhalefetiyle bir programda bir araya gelip konuşmayı başaramıyor. Yani nedendir acaba? Yani Sayın Tayyip Erdoğan neden bir milletvekiline izin vermez de bir CHP'li milletvekiliyle şu stüdyoda tartışmayız? Hatırlar iseniz. Uzun yıllar önce genel başkanların tartışması ve milletvekillerin tartışmasından evinde oturan, çayını yudumlayan insanlar tat alır, lezzet alırlardı. Bir muhakeme yapma hakkına kavuşurlardı. Tek taraflı konuşmayla algı yüklemek doğru değil. Şimdi akil insanlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi bu işin içerisinde niye yok? Niye net tavrını koymuyor? Hep sorular böyle geliyor. Evet. Baktığınızda büyük bir haksızlık yapıldığını görüyoruz. Acaba Cumhuriyet tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ister adına Kürt sorunu deyin, ister Güneydoğu sorunu deyin, bu konuya eğildiği kadar bir başka siyasi parti veya bir başka siyasi görüş var mı? 89 raporu Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
91'de rahmetli Erdal Ünen'in SHP'ydik. Dedi ki bu sorun dağda elinde silahla çözülmez. Parlamentoda eğer Güneydoğu ile ilgili, Kürt sorunu ile ilgili sorun var ise gelin burada dile getirin. Ve çok iyi hatırlayacaksınız, 91 yılında biz Güneydoğu'dan milletvekillerini getirdik, SHP'den aday yaptık ve parlamentoya soktuk. O parlamentodan o milletvekillerini tekme tokat çıkardılar, hapse attılar. Şimdi bu süreçte o gün bizi bu görsel medya ve yazılı basın linç etti. Siz dağdakiyle beraber mi hareket ediyorsunuz? Onların sözcülerini niye buraya getiriyorsunuz diye böyle bir kampanyanın içerisinde bulduk kendimizi. Ama aslında 22 yıl evvel biz bugün yapılanları anlatmaya çalıştık. Şimdi hangi noktaya geldik? Tek seçici var. Tek bilen var. Tek konuşan var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine bir bakalım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi Sayın Genel Başkanımız? Akil insanlar kurulmalı dedi. Ne söyledi medya? Ne söyledi görsel basın? Vay, İmralı'da yatan caninin söylediklerini mi söylüyorsun? Abdullah Öcalan da akil insanlar diyor, sen de akil insanlar diyorsun. E böyle bir kampanyaya başladılar. Hiç umursamadı Genel Başkan. Döndü dedi ki, randevu istiyorum Başbakan. Size geliyorum. Elimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözüm önerileri var. Değerlendirmeye alın. Eğer bu sorunun çözülmesi isteniyor ise bu sorun artık bir siyasi partinin çözümünden uzağa gitmiştir. Bir siyasi parti bu sorunu çözemezdi. Peki ne oldu sonra? Talebimiz neydi? Mecliste çözülmesi, mecliste konuşulması, halk iradesinin teşekkül ettiği o mecliste bulunan siyasi partilerin arkasındaki destek %96'dır Ali Bey. Yani siz bu masanın bir tarafına BDP'yi, bir tarafına MHP'yi, bir tarafına CHP'yi, bir tarafına AKP'yi oturtturamaz iseniz bu sorunu çözmeyle ilgili yerinizde patenaj yaparsınız. Şimdi hangi noktaya geldik? Geldiğimiz nokta şu. Sayın Genel Başkanımız diyor ki bilgi verin. Yani eğer bizimle ilgili bu sürecin içerisinde olmak istiyor, olmamızı istiyor iseniz. Komisyonlar kurulsun denildi. Bakın oraya geleceğim şimdi. Bize bilgi verin. Parlamentoya gelin, bilgi verin. Bu halkın genel yapısına, bu halkın özümsediklerinin dışında bir çözümde buluşamayız. Ama bizi bilgilendirirseniz bu sürecin içerisinde oluruz. Komisyon kuralım dedik. Doğrudur. Ama hala da televizyonlarda, yazılı basında komisyonla ilgili net açıklayıcı bir şey söylemiyor kimse. Kocaman kocaman yazarlar doğruyu söylemiyorlar. Komisyon iki türlü kurulur. Bir, normal parlamentonun işleyiş şeklinde iç tüzüğün 99. maddesindeki gibi kurulur. Yani komisyon nedir? Sağlık komisyonu, eğitim komisyonu, işte efendim Milli Savunma Komisyonu, Enerji Komisyonu gibi bütün bakanlıkların mecliste komisyonu vardır. Bu komisyonlar siyasi partilerin aldığı oy oranında temsilci bulunarak, bulundurarak seçilirler. Yani Enerji Komisyonu'nu göz önüne alırsak, Sanayi ve Enerji Komisyonu'nu göz önüne alırsak 16 milletvekili AKP'den, 6 milletvekili CHP'den, 3 milletvekili MHP'den olmak kaydıyla 25 kişiden oluşur. Şimdi siz burada kanun ve tasarıları tartışırsınız ama sonucunda kabul edenler ve etmeyenler olur. Şimdi AKP'nin kurduğu komisyon bu. İçerisinde 16 tane AKP'li. İçinde işte efendim bizden de gelin hadi bakalım siz de aksesuar olun burada. Nasıl olsa burada her tartışmanın sonunda kabul edenler etmeyenler deneceğine göre AKP ne istiyorsa o komisyondan o çıkacak. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki bütün siyasi partiler tıpkı Anayasa Uzlaşma Komisyonu gibi eşit üyelerini versinler. Ama komisyon kurulmadı. Kurulmadı. Komisyon AKP'nin söz geçirebileceği, AKP'nin yoğunlukta olduğu bir komisyon haline geldi. E Anayasa Komisyonu'nda 50 tane maddede uzlaştılar. Sayın Vekilim kısa bir ara verelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Hasan Ören'le kaldığımız yerden kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.